Merhabalar, tekrardan merhabalar. Nasıl heyecanlıyım anlatamam deyip böyle büyük büyük girişler yapmak isterdim ama hepinize merhabalar. Yine bir kutu açılım videosu. Yani ikinci kutu açılım videom. Bugün yeni bir paket daha geldi bana Almanya'dan. Akai MPK mini incelemesi yapacağız. Yani kutu 2-3 gün önce geldi ama ben uyuşukluk yapıp videosunu çekemeyeceğim için hemen dedim ki ya 2-3 gün sonra yaparım dedim. Yani 2 gündür 3 gündür falan. Bu arkadaş burada. Bugün Akai MPK Mini MK3 modeli. En yenisi bu. Bunun incelemesini yapacağız. Birazcık buradan yapalım. Ondan sonra da şöyle tepe kamerasından incelemeye başlayalım. Bilgisayara falan bağlayalım, neler çıkacak göreceğiz. Şimdi bunu niye aldım? Yani yalnızca evde bilgisayarda bir şeyler üretirken değil, bir çılgınlık yapıp gitar çalıp şarkı söylediğim sahneye bunu da katmak istedim. Nasıl yapacağımla ilgili belki daha sonraki videolarda açıklama yaparım. Hem belki bütün setup'ımı gösteririm, yani daha güzel olur. Ama sonuç olarak planımda bu MIDI keyboard'u bilgisayar üzerinden sahnede de kullanmak var canlı. Ve buna yönelik ihtiyaçlarım olacaktı. Birkaç düşündüğüm bir şey var, hayalini kurduğum. Yaptığım araştırmalar sonucunda en uygun MIDI keyboard'un Akai MPK Mini MK3 olacağını düşündüm ve sipariş verdim. Geldi. Yine Thomann'dan sipariş verdim. Güzide ülkemiz Almanya'nın harika müzik ürünleri dükkanı. Evet. Bir de bir yudum kahve alayım. Oh. Bunun dışında ben aslında Novation Launch Key ile, o da 25 tuşlu, Akai MPK Mini arasında kalmıştım. Yani böyle deliler gibi video falan izledim. Yani böyle 5 gün 6 gün boyunca. Yani Novation Launchpad mi, Akai mi diye. Benim için yapacaklarıma en uygunun Akai MPK Mini olduğuna kanaat getirdim. Nasıl getirdim kanaat? Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım mı bakalım? Bakalım bakalım. Hadi bakalım bakalım ya. Hadi bakalım. Dur, bakmadan önce. Oh. Geçen hafta aldığım yeni gitarım. Onun da videosunu, linkini de yukarıda bir yere koyarım ama yani. Onun tanıtım videosunu yapmıştım. Heyecanımı paylaşmıştım. Yani tanıtım videosundan ziyade ben heyecanımı paylaşıyorum, mutluluğumu paylaşıyorum. Onu da izleyin ha. Hadi bakalım. Evet, ürünü incelemeye, daha doğrusu önce kutusunu açmaya geçelim. Bunun için, kutu açmak için gerekli malzemeler, kahve ve bir de lazım olursa diye kesici, delici, herhangi bir şey. Ama bunu tırnaklayarak açabiliriz ki evet. Hemen bakıyoruz. Şuradan. Tırnaklayarak açamadım. Keseceğim. Evet. Böyle köpükler içinde geldi. Mevzuya gelelim. Şimdi burada birkaç tane müzik programı var. akaipro.com'dan bunları indiriyoruz. Pardon, önce kaydoluyoruz. Ondan sonra bu programların hepsini indirebiliyoruz. Bunu da açtık. Şimdi mevzu buymuş. Ne var hemen bakalım. Sustain pedal girişi var. Which is bende olmayan. Bu arada çok böyle ufak tefek bir şey yani. Çok da ince. Şöyle bir kesimi var. En çok merak ettiğim şeyler de bu pedler aslında. Çünkü ben bunları daha fazla kullanmayı düşünüyorum. Pitch bandı var. 4 yönlü. Modülasyon kontrolleri. Bu mesela şey. Genelde bizim insanlarımız böyle şeyleri koma seslerini çıkartmak için, çeyrek sesleri çıkartmak için kullanırlar mesela. Diri 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 diri. Diri 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 gibi çok böyle yöresel tınılarda. Bu arada tek sound seçeneğimiz diri diri değil. Aynı zamanda şuraya basıp dürürü ve lülülülülülü seçenekleri de mevcut. Akai MPK Mini Turkish. Şimdi bağlayalım bakalım neler var. Ya kahvemi içmiyorum hiç ya. Ben bunu böyle kahveyi kurgu olsun, dekor olsun diye koymuyorum ki. İçiyorum. Kahve tiryakisi insanım ben ya. Hatta benim aylık kahve giderimi karşılamak üzere bir sponsor arıyorum. Buradan da söyleyeyim. Ama öyle gel bizde kahve iç şeklinde bir sponsorluk kabul etmiyorum yani. Haydi bakalım. Evet. Ses
aldık. Şimdi bakalım ne var? Ha bak burada. Oo çok güzel bir şey var. Uyguladığın gücü gösteriyor yani. O velocity'yi anlayabiliyorum buradan. Çok az dokunuyorum. Biraz arttırıyorum baskıyı. Bir davul mavul bir şey açalım oraya. Evet şimdi bir drum setle deneyelim. Kick, snare, kasnak, hi-hat. Bu arada yani bütün o velocity'ye, o touch sensitive, o dokunma hassasiyetini algılıyor. Burada da görebiliyorum zaten. Bu çok komik oldu. Genç arkadaşlara öğütler. Bunu sabaha kadar yapabilirim. İstediğiniz kadar çirkin düşünün yani. Bu tamamen sizin içinizin fesatlı arkadaşlar. Abi bu... bu drum sette bunun ne işi var ya? Abi... bu nedir ya? Abi bunu sahnede kullanmam lazımdır. Erotik drum set çalalım. Çok iyi ya. Çok keyifli ya. Bu değil. Bu başka bir şey. Burada da çalabiliyoruz tabii ki. Bütün setup burada. Ama bunları değiştirebiliyoruz da muhtemelen. Yani bu button map denilen bir olay var. Bu tuşların hepsini konumlandırabiliyoruz yani. Başka bir şey. Mesela kick burada da yani şuraya alabilirim. Kendiniz kurabilirsiniz. Bu mesela şu anda benim için gayet uygun. Burada snare var. Burada da var ama daha ghost notlu. Birazcık keyboard. Başka bir şey çalalım. Mesela bir saz gibi bir şey var mı ya? Her seferinde tutturamıyorum tabi yani. Çok hassas ve çok ufak bir harekette. Normalde büyük klavyelerde hani şöyle yapıyor arkadaşım. Bizim var böyle. Harika bir arkadaşım var benim burada. Aziz. O bayağı iyi. Aslında Aziz'le yapmak lazım böyle videoları ya. Aziz'cim yapalım mı böyle birkaç tane bir şey? Şimdi arpeggiator'a bakalım. Açtım. Sazda deniyoruz bu arada. Turkish saz. Tap tempo'yu deneyeceğim. Keyboard'a geçelim. Normal. Saçma sapan bir şey oluyor işte. Mesela buraya aslında çok sub bass sesler alıp sub bass. Sub bass güçlü. Gayet güzel ya. Şimdilik bu kadardı. Biraz tabii oturup keşfedeceğim. Belki bununla ilgili bir video daha çekeriz sonra. Yani nasıl kullanacağımla ilgili şimdi fikirlerim artmaya başladı. Yani şu touchpad'ler o kadar hoşuma gitti ki. Ben de şunlara bakarım bir ara. Artık bir sonrakinde ne tanıtacağım bilmiyorum.
ya da ne kurcalayacağım. Bunun adı kurcalama videosu oldu da. Ama ben şununla veda etmek istiyorum ya. Bu çok hoş oldu. Ya ayarlasan olmaz. Bu nedir ya? Evet. Akai MPK Mini MK3 böyleydi. Benim çok hoşuma gitti. Biraz kurcalayacağım tabii. Biraz daha vakit geçirmem lazım. Genel itibariyle çok eğlenceli bir defa kullanması. Ben bununla eğlenirim gibi geliyor ve çok işe yarar tarafı olduğunu düşünüyorum. Şimdi denediğimizde de gördüm. Emin oldum yani. Özellikle zaten benim alma sebebim buradaki touchpad'ler daha çok. Bakalım. Ben heyecanlandım. Şimdi birlikte deneyince bayağı eğlenceli geldi yani. Özellikle davul setup'ı bayağı çok hoşuma gitti. Ki zaten ağırlıklı olarak öyle ritmik şeyler kullanacağım burada. Perküsyon ve davul daha çok kullanmayı düşünüyordum ama tuş hassasiyeti o kadar iyi ki insan ister istemez ya şöyle bir basayım böyle bir uzun ses pad kullanayım. Bir melodi çalayım, bir şeyler yapayım. İsteği de uyandırdı yani direkt. Şu anda onunla ilgili fikirler gelmeye başladı aklıma. Yani ne yapabilirim, nasıl kullanabilirim diye. Acaba şöyle olur mu, böyle olur mu diye. Bir sonraki videoda kim bilir ne almış olur. Bakalım. Takip edin siz de. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyle muhabbet ettik. Kutuyu açtım. Açtırma kutuyu. Söyletme kötüyü gibi bir program oldu benimki. Bundan sonra içerik bu. Açtırma kutuyu. Söyletme kötüyü. Açtık kutuyu. Söylettik kötüyü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Takipte kalın.